Selam, nasılsın? Umarım iyisindir. Umarım her şey yolundadır senin için. Bugün tekrardan Puffy ile beraber videomuza başladık. Tam da ben başlarken hemen kucağıma atladı. Ben de dedim böyle başlayalım. Şimdi seninle beraber bugün değersizlik hissimiz hakkında konuşmak istiyorum. Nasıl kendini çok daha değerli hissedebilirsin? Bunun yöntemlerini seninle birazcık paylaşmak istedim. Umarım yararlı olur. Diğer yandan ise eğer henüz ailemize katılmadıysan kanalıma aşağıdan hemen abone olabilir ve daha sonrasında da benim Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsin. O zaman videomuza şimdilik başlayalım. Şimdi ilk olarak değersizlik hissinin biraz daha kökeninden bahsetmek istiyorum. Değersizlik hissini genelde ilk olarak ailemizden öğrenebiliyoruz. Yani ailede ufak yaşlarla beraber bize öğretilen o dil üzerinden biz de kendimize biraz daha acımasız davranıp biraz daha değersiz, yetersizlik duygularımız, değersiz ve yetersizlik duygularımız çok daha fazla pekişebiliyor veya oluşabiliyor. Tabii ki bu arada sadece aile değil, hem aile olabilir hem çevre olabilir. Bütün bunlar bizim dünya görüşümüzü ve aynı zamanda benliğimizi nasıl gördüğümüzü tabii ki şekillendiriyor. Şimdi ilk olarak eğer ki sen yargılayıcı bir ailede büyüdüysen, devamlı olarak işte bir şey beceremedin, tekrardan hata yaptın, sürekli bir şeyler döküyorsun, bir yemeği pişiremiyorsun gibi devamlı bu tarz şeylere maruz kalıyorsak kendimizi devamlı değersiz hissedebiliyoruz ne yazık ki. Ve zaman içerisinde bu öğrendiğimiz yargılar bizim benliğimizi oluşturduğundan dolayı devamlı olarak artık aynı cümleleri kendi kendimize zaman içerisinde tekrarlamayı da başlıyoruz. Özellikle işte çocukluk çağımızda öğrendiğimiz, maruz kaldığımız bu cümleleri yetişkin olduğumuz zaman günlük hayatımızda, bilinçaltımızda devamlı olarak tekrarlıyoruz diyebiliriz. Bütün bunların sonucunda ise artık zaman içerisinde kendimizden çok daha fazla şüphe eder bir noktaya da gelebiliyoruz. Ve kendimize inanmak yerine hep böyle kendi kabuğumuzda daha fazla kalmaya, adım atmamaya, hayallerimiz için çaba sarf etmemeye ve daha çok korkularımız tarafından yönlendirilmeye başlıyoruz ne yazık ki. Yani aslında şöyle de söyleyebilirim. Bir insan kendisini gerçekten değersiz hissediyorsa daha çok duyguları tarafından yönlendirilmiş oluyor. Duygularının kendisini yönlendirmesine çok daha fazla izin veriyor. Yani bu duygular genelde korku, kaygı gibi negatif duygularımız oluyor diyebiliriz ki zaten değersizliğimizi asıl yönlendiren duygular tam olarak da bunlar. Belki eğer sen de bu şekilde hissediyorsan, duygularından daha çok mantığını ve düşüncelerini ön plana koymaya çalışabilirsin. Biliyorum bu kolay bir süreç olmayacaktır. Belki bu konuda dışarıdan bir psikologdan da destek alabilirsin, bir terapi alabilirsin. Diğer yandan ise özellikle değersiz hissettiğimiz dönemlerde duygularımızın dışarıdan çok net olarak göründüğünü düşünüyoruz. Yani adeta içimiz böyle saydam, şeffaf ve dışarıdan bakan herkes bizim bütün korkularımızı, heyecanımızı, belki nefretimizi, bütün duygularımızın bir şekilde görünür olduğunu düşünüyoruz. Ama aslında tabii ki böyle bir durum yok. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. Ben diyelim şu anda tam olarak hangi hislere sahip isem bunların hepsini sen hissedemezsin. Bunlar benim kendi vücudumda hormonal olarak hormonlarımın bana hissettiği duygular. Belki bunun fiziksel bazı kısımları hissedilebilir. Mesela diyelim benim elim titrerse sen el titremesini görürsün sadece. Ama bu el titremesinin ardında benim zihnimden geçenleri okuyamazsın. Dolayısıyla bir insan sen heyecanlanırken, kendini değersiz hissederken, utanç halinde hissederken dışarıdan kişiler senin duygularını göremez, okuyamaz. Yani %100 olarak okuyamaz. Belki duygularının 1/10, 1/10 aktarılabilir diyebiliriz. Bunu bilmek de sana aslında çok daha rahatlık katar diye ümit ediyorum. Tam da bunu fark ettikten sonrasında hayatımda çok daha fazla rahatlamıştım. Özellikle biliyorsun beni uzun zamandır takip ediyorsan benim de sosyal fobim vardı ve tam olarak bu hislerin en böyle göbeğinde en derinini yaşayan bir insan olarak hatta panik atak da geçirmiştim, depresyon da geçirdim. Geçirmediğim şey kalmadı yani kısacası. Ama ümit var yani sıkıntı yok. Bunları geçirdikten ve üstesinden geldikten sonrasında bunu hisseden insanları
gerçekten çok çok daha iyi anlıyorum. Çünkü ben de yaşadım. Kolay bir şey değil, biliyorum. Duyguların direkt görünüyor sanıyorsun. Ama görünmüyor. Gerçekten görünmüyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim ben sana. Seans yapıyorum danışanlarımla beraber. Tabii ki bir psikolog olduğum için insanları normal psikoloji alanında, terapi alanında uzmanlaşmamış bir kişiye göre kat ve kat daha iyi anlıyorum. Ancak yine de karşımdaki danışanım ağlarken onu elimden geldiğince hissetmeye çalışsam dahi o kişinin hormonlarının ona hissettirdiği duyguları ben o anda hissetmem mümkün değil. En fazla duygulanabilirim ama %100 onu hissedemem. İçinde o an fırtınalar geçse dahi, seansa başlarken belki çok heyecanlansa dahi ben sadece bir iki mimiği görebilirim, onu rahatlatmaya çalışabilirim, kendi tecrübemden yola çıkarak onu anlamaya çalışabilirim ama %100 hissedemem. Dolayısıyla bunu kendine lütfen hatırlat ve kendine bu konuda o kadar da sert davranmamayı deneyebilirsin. Yani biraz daha anlayışlı olabilirsin bu konuda. Ayrıca zaten hissedilse bile ne olacak ki? Hepimiz insanız. İnsana dair duyguları yaşıyorsun. Daha farklı şeyler değil. Unutma. Diğer yandan ise bu aralar özellikle tam da bu değersizlik duygusuyla alakalı çalışırken danışanlarıma şu konudan bahsediyorum. Duygu ve mantık arasındaki denge. Evet, duygularımızı dinlemek de önemli. Bize iyi gelen şeyleri vermek de tabii ki önemli. Kendimize haz verecek olayları yaşatmak, ruhumuzu beslemek de tabii ki oldukça önemli. Ancak biz sadece duygumuzu dinliyorsak, mantığımızdan bir eser yoksa, hayatta çok daha yok olabiliyoruz. Duygularımız yükseldiğinde yükselip, alçaldığında alçalıp ve günlük hayatımızı çok daha dengeli bir şekilde yaşayamamamıza neden olabiliyor. Dolayısıyla sadece duygu değil, aynı zamanda mantığınla beraber karar alırsan, duyguların her ne kadar her zaman güvenilir olmasa da mantığın sana devamlı, sabit, güzel bir ilerleme sağlayacaktır diyebilirim. Dolayısıyla mantık hayatında bir şeyleri planlamana ve devamlı olarak, istikrarlı olarak ilerlemene yardımcı olacaktır. Gelişmene yardımcı olacaktır. Diğer yandan duyguların, özellikle negatif duyguların, senin hayatında çok daha böyle takılı kalmana neden olabilir. Eğer sadece duygularını dinliyorsan, diyelim kalabalık bir ortamdasın, diyelim sınıftasın veya iş ortamındasın. Kendini değersiz hissettiğinden dolayı, korkun çok daha aktif olduğundan dolayı, eğer sen sadece korkunu dinleyip, halbuki içten içe çok iyi olduğun, bildiğin, paylaşmak istediğin bir düşünceyi paylaşmıyorsan ve korkunun seni durdurmasına izin veriyorsan ve o anda mantığımızı dinlemiyorsak, o anda aslında belki hayatımızda pek çok şansı, pek çok güzelliği kaçırabiliyoruz. İlerleme şansını kaybedebiliyoruz. Dolayısıyla tam da o dönemlerde, tam da o anlarda, biliyorum her ne kadar bazen korkunç olsa dahi, belki çok uzun bir cümle olmasa da mantığını dinleyerek, bak ben şu anda eğer bu konuşmayı yaparsam belki o terfiyi alabilirim. Belki sınavda çok daha güzel bir sınav için çok daha güzel bir bilgi edinmiş olabilirim gibi mantığını devreye sokarak kendine nedenler eğer oluşturursan hem adım atma ihtimalini de arttırmış olursun, hem de diğer yandan belki çok uzun konuşmasan da, hani çok uzun o söylemek istediğin şeyi uzun uzun anlatmasan da adım atsan, sadece bir adım atmaya başlasan zaten o döngüyü kırmış olacaksın. Lütfen bunu unutma. Bu çok çok önemli. Tamam mı? Lütfen bunu hatırla. Hatırlat kendine. Diğer yandan eğer kendini değersiz hissediyorsan, kendi kararlarını almaktan daha çok başkalarına düşüncelerini soruyor olabilirsin. Ben özellikle yine bu dönemlerde, bu hissettiğim, bu şekilde değersiz hissettiğim dönemlerde giydiğim, yaptığım her şeyi etrafımdakilere sorardım. Günde 5 kere, 10 kere sorardım. Bir kıyafet giydim diyelim, okula giderdim, arkadaşlarıma sorardım. Ya kıyafetim olmuş mu? Saçım olmuş mu? Şunum olmuş mu? Devamlı sorardım. Çünkü bana bu öğretilmişti ailemde. Kendi kararlarımı aldığımda, almaya çalıştığımda hep negatif yorumlar getirildiğinden dolayı ben de her ne kadar o sözleri doğru bile olsa onlara göre kendim deneyimleme fırsatı bulamıyordum. Bulamadıkça daha çok soruyordum. Çünkü biliyordum ki onların düşüncesi daha doğru, daha tecrübeli. Evet, belki öyle olabilir. Belki gerçekten onların düşüncesi daha tecrübeyle beraber çok daha sağlıklı olabilir.
Ama hata da yapıyor olsan bu senin kararın olsun. Dene, hata yapmaktan, düşmekten korkma. Eğer çünkü sen şu anda kendi kararlarını almaya çalışmazsan daha sonrasında ilerleyemiyorsun ki zaten. O yüzden bırak kötü kararlar al. Bırak biraz düş. Bırak biraz daha kötü giyin o anda. Ama kendi kararın olsun bu. Her ne kadar başkalarının düşüncesini önemsesen de hayır, ben kendi kararımı dinleyeceğim ve bunun sonucunu kendim görüp deneyimlemek istiyorum diyebilirsin. Bu tabii ki alacağın kararın ne kadar önemli olduğuyla da alakalı olabilir. İlk başta biraz daha ufak kararlar almaya çalışabilirsin günlük hayatında. Zaman içerisinde güçlenmenle beraber biraz daha büyük kararlar alma konusunda çok daha özgüvenli hissedeceğinden eminim. Oğlum! O ilişkim hala yatıyor bu arada kucağımda. O yüzden bunu böyle seviyorum. Bilmiyorum, onu görüyor musun? Büyük ihtimalle görmüyorsun. Burada. Sonuncu olarak. Şimdi özellikle biz kendimizi değersiz hissettiğimizde daha çok kendimizi kapatabiliyoruz, evde durabiliyoruz. Sosyalleşmeye, hayata katılmaya girmektense korkularımızın esiri olduğumuzdan dolayı durmayı tercih ediyoruz. Kendimizi devamlı olarak başkalarıyla kıyaslayıp çok daha değersizleştirebiliyoruz. Belki de o hani dedik ya, duygu ve mantık. İncen mi? Hadi in bakalım. Böyle gel. Duygu ve mantık dedik ya, işte tam o dönemlerde yine bunu devreye sokarak, zaten devamlı bu devrede olsun artık, duygularına çok daha fazla önem vermeye çalışabilirsin. Mantığını bir tık daha devreye sokarak şunu söyleyebilirsin. Bak, ben şu anda belki evde duruyorum. Okumak istediğim kitaplar var. Yazmak istediğim kitaplar var. Dil öğrenmek istiyorum. Atıyorum X alanında, mesleğim alanında araştırma yapmak istiyorum, yurt dışına gitmek istiyorum diyorsan ve bunları devamlı olarak aklında böyle kurup kurup duruyorsan ama harekete geçmiyorsan, çünkü başarısız olmaktan korktuğundan dolayı hiçbir şey yapmayayım mı tercih ediyorsan, yani insan beyni zaten kolay olanı tercih ettiğinden dolayı aslında yine ilerleyemiyorsun. O yüzden biraz daha hayata katılmaya çalış. Yani bu düşünceler olsun belki aklında. Bu düşünceler olabilir. Bu duyguların, böyle korkuların aktif olarak olabilir. Ama bunlar varken de ben yine de yapacağım dediğinde o döngüyü kırıyorsun. O yüzden bu gerçekten çok çok önemli. Döngüyü kırman oldukça önemli. Eğer ki şu anda istemesen dahi, korksan dahi, ruhsal olarak şu anda istemiyorsun ama aslında harekete geçsen, şu anda bir sayfa daha kitap okusan onun sana yararlı olacağını biliyorsun. Ama sanki öğrenmeye layık değilsin gibi, güzel olmaya, güzel hissetmeye, başarılı olmaya layık değilsin gibi düşündüğünden dolayı duruyorsun ya. O yüzden o negatif düşünceleri şöyle bir kenara koy. Eğer o düşüncelerin odaktaysa, tam ortadaysa zihninin, onları al, fark et ve de ki bak, sen bir düşüncesin, sen bir illüzyonsun, sen bir gerçek, mutlak gerçek değilsin de, kenara koy. Ve ben bugün bunun için adım atacağım deyip kendine bu şekilde bir prensip edinebilirsin. Ben hayallerim için duygularımı, korkularımı bir kenara koyup gerçekten çaba sarf etmeye hazırım diyebilirsin kendine. Ve bunu bir prensip olarak kendine oluşturduktan sonrasında artık gün içerisinde bunu bir kere yaptın, iki kere yaptın. Zaman içerisinde bu alışkanlığa da dönüşecektir. Ve artık sen kendini zaten çok daha yeterli ve değerli hissetmene yardımcı olacaktır. Umarım bütün bu anlattıklarım sana biraz olsun yardımcı olmuştur. Şimdilik kendine çok çok iyi bak. Eğer benden veya takım arkadaşlarımdan terapi almak istersen de onlinepsikolog.co adresine girip online terapi alabilirsin. O zaman kendine çok çok iyi bak. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bye bye.